Herkese merhaba, ben Büşra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle markalardan gelenler isimli bir video çekeceğim. Birçok YouTuber'ın çektiğini görüyorum. Çok da eğlenceli. Ben çok severek izliyorum. Neler var, neler yeni çıkmış, bunları görüyoruz. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu video kesinlikle sponsorlu değildir. Bir sponsor anlaşması değildir. Markalar denememiz için bize ürünler gönderiyorlar. Bu ürünlerle ilgili dürüst fikirlerimizi bekliyorlar. Ben de bu ürünleri deneyeceğim ve onlarla ilgili dürüst fikirlerimi sizlerle paylaşacağım, olumlu ya da olumsuz. Şimdi önümüzdeki dönemde neler deneyeceğim ve bu aralar neler yeni çıkmış hep beraber görelim. Çok daha fazla uzatmadan videoya geçelim. İlk olarak Elsev'in yeni çıkan bir şampuanından söz etmek istiyorum. Çok merak ediyorum. Reklamları çok ilgimi çekmişti. Köpüksüz şampuan, köpüğün saçımıza zarar verdiğini söylüyorlar. Köpüksüz şampuanların saçları daha güzel temizlediğini, aynı zamanda saça hiç zarar vermediğini, üçü bir arada krem şampuan. Bana gönderdikleri kuruluk ve bakıma ihtiyaç duyan saçlar için olanı. Şöyle göstereyim, çok güzel bir kutusu var. Şimdi içini açtığımda içinden köpük dökülecek. Bunu nereden biliyorum? Arkadaşlarımın fotoğraflarını gördüğüm içinde köpükler var. O yüzden şöyle duracağım. Aşağıya dökülsün istiyorum. Şampuanın ambalajı böyle. Şampuan, yoğun bakım kremi ve bakım kremi olarak 3 özelliği var. 3'ü bir arada. İçinden de çok tatlı bir not çıkıyor. Sevgili Büşra, kutuyu açtığın anda köpüklere veda ettim bile. Şimdi şampuanından da köpüğü çıkarma zamanı. Denemek için sabırsızlanıyorum bu ürünü. Geçen hafta hep beraber Rimmel London markasının Gretz'lerde satışa sunulmasını kutladık. Rimmel London lansmanındaydık Gretz'le beraber. Bize oradan şöyle çok tatlı ve kocaman bir Rimmel London çantası hediye ettiler. Bunun içinde olanları da beraber karıştıralım istiyorum. İçinden önce bir not çıkıyor. Rimmel London cesur adımlarına kendini ifade etmeye devam et. Rimmel London Türkiye Instagram hesabı da açıldı bu arada. Şimdi ürünlere bakalım. İlk gözüme çarpan şu harika renkli far palet. Bu far paletinin pigmentasyonu ile ilgili çok güzel şeyler duymuştum. Rimmel London'ın far paletlerinin çok iyi olduğunu duymuştum. Hiç denemedim. Böyle bir renk skalasının gelmesi de efsane güzel. Çünkü şu renkler tam benlik. Şunlar ise denemediklerim. O yüzden bence çok güzel olacak. Bu çok büyük bir şanstır ki Rimmel London'un en severek kullandığım ürünlerden bir tanesi çıktı içinden. Stay Matte pudrası, transparan olanı çok severek kullanıyorum. Bendeki bitmek üzereydi. Bu çok iyi oldu. Rimmel London'un yine çok severek kullandığım ürünlerden ikisi daha. Rujlarını çok beğeniyorum. Özellikle Kate serisine aşığım ama bu seri de çok güzel. İki farklı rengi gelmiş. Bir tanesi 610 High Flyer. Diğeri 810 The Matte Factor. Bir tane oje var, Blackout, siyah renkli. Ben Rimmel London'un ojelerini hiç denemedim ama siyah oje çok seviyorum. Bunu da en yakın zamanda deneyeceğim. Şöyle çok küçük minnak bir allık var. Rengi çok tatlı. Kameraya yansıyordur umarım. Numarası ise 220 numara Madeira. Ben bunu ilk kapatıcı sandım ama bu bir likit mat rujmuş. Kaç numaraydı? 710 numara Lata Tugo. Stay Matte serisinden. Bu renk sanırım bana çok uymayacaktır ama diğer renklerini merak ediyorum. Onlara bakacağım kesinlikle. Bir tane kaş kalemi dark brown renginde. Bir tane Scandalize 09 Gilded Gold göz kalemi. Ben bunun ten rengi olanına bayılıyorum. İki tane bitirdim sanırım gözümün içine ten rengi kalem olarak. Bir tane de Scandalize serisinden yine siyah bir kalem. İki tane maskara çıktı içinde. Daha önce denemediğim Rimmel London'dan ben yeşil olanı denemiştim. Bu mis gibi salatalık kokan bir maskaraları var. Çok da beğenmiştim. Volume Colorist bir tanesi. Diğeri ise Super Curler. Volume and Curl maskara 24 saat etkili diyor. Maskara deneyimlemeyi çok sevdiğimi biliyorsunuz. İkisini de en yakın zamanda deneyip sizlere düşüncelerimi aktaracağım. Esas sevgililer günümüzü kutlamak için böyle tatlı bir paket göndermiş. Hemen içinde neler var bakalım. Önce Essence'den küçük bir not sevgililer günümüzü kutlayan. Sonra ise favori maskaralarımdan bir tanesi Essence I Love Extreme. Bu pembe tüplü olan maskara. Gerçekten bayılıyorum. Bir ara bulamıyorduk. Şimdi şu an stoklarda her yerde. Özellikle Rossmann'da çok büyük bir stok var. Arıyorsanız Rossmann'lara bakabilirsiniz. Bir tane de ruj çıktı içinden. Ultralast serisinden 11 numara. Ben rengine bakalım. Rengini çok merak ettim. Böyle pembe alt tonlu bir kırmızı olacakmış gibi sevgililer günü rengi düşünmüşler. Ben Essence'in bu serisini denememiştim ama başka serilerinden çok sevdiğim rujlarım var. Bunu da en yakın zamanda deneyimleyeceğim. Sonra iki tane böyle Minoş Garbin'den paketim var. Bir tanesi hem göz hem de dudak için
kalemler hem de waterproofmuş, suya dayanıklıymış. Diğeri ise üçü bir arada hem nemlendirici hem renk veren kalem rujları Gabin'in. Renkleri de şöyle. 10 numarasının rengini çok merak ettim. Bir de 2 numarasını çok merak ettim. Böyle şeftali nude. Bu da kahveli bir ton. İkisi favorim olacakmış gibi geliyor. 6 tane kalem var içinde. Şöyle renklerini uzaktan da olsa göstereyim size. Bütün kalemler hem göz hem de dudaklara kullanılabiliyormuş. Şu siyah olanı merak ettim. Ne kadar siyah, siyahlığı. Oh. Ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama oldukça siyah. Umarım siyahlığı kadar kalıcılığı da güzeldir. Eğer öyleyse favorilerimden bir tanesi olacak. Daha önce hiç denemediğim bir markadan 2 tane ürün var. Bazıları Türkçe LR diye okuyor, bazıları İngilizce LR diye okuyor. Artık hangisini siz seçerseniz. Aloe Vera bazı ürünleri var. Renkli makyaj ürünlerinden bir tane eyeliner, bir tane ise rujum var. 29-37, şöyle kırmızı alt tonlu bir pembe sanırım bu. Diğeri ise siyah bir likit eyeliner olarak geçiyor. Fırçasını çok merak ettim. Sünger uçlu dip liner tarzı bir fırçası var. Instagram'dan Gülçin Hanım göndermiş bana bunları. Gülçin Altire Gümüş'ten Instagram hesabı. Aşağıda kendisini etiketleyeceğim. Eyeliner'ı denemek için sabırsızlanıyorum. Eyeliner çekmekle ne kadar zorlandığımı biliyorsunuz. Kolayca eyeliner çekebileceğimiz bir ürün her zaman arayışında olduğum bir şey. Çok merak ediyorum. En yakın zamanda deneyip sizlerle paylaşacağım. Sıradaki paket ise Flormar'dan. Flormar her zaman ama her zaman en sevimli, en tatlı paketlemeyi sunumu yapıyor. Bu sefer de böyle üzerinde tatlı kirpikler olan, üzerinde de OM Lashes yazan bir çantayla bize yeni çıkan maskaralarını göndermiş. Paketten şöyle 4 tane maskara çıkıyor. OM Lashes Extra Volume, OM Lashes High Definition, OM Lashes Lengthening, OM Lashes Fun Effect olarak 4 tane farklı maskara var. Etkilerini de çok merak ediyorum. Bu maskaraları da tek tek deneyip bir öncesi sonrası yapmamı isterseniz aşağı yorum olarak bırakmayı unutmayın lütfen. Sıradaki kargo, daha kargo poşetini bile açmadım. Çok taze geldi. Beraber açacağız. Buradan delinmiş. Ah arasa. Sıradaki kargo gratistenmiş. Tırnaklarımı koparmadan paketleri açmaya çalışıyorum. Bana bir paket açıcı yardımcı lazım. İnanılmaz güzel bir koku geldi. Şu an paketi açtım ve yüzüme çok tatlı, çok hoş bir koku vurdu. Efsane. Ben bunları çok merak ediyordum. Bunlar Gratis'in kendi serisi olan B Beauty'nin losyonu, duş jeli, saç spreyi ve vücut spreyi. Vücut losyonunun sprey hali. Kokuları inanılmaz güzel kokuyor. Ambalajından kokusunu alabiliyorum. Hemen şimdi bir tanesini açıp kokusuna bakacağım. Ya çok tatlı, mis gibi kokuyor. Yani keşke şu kokuyu alabiliyorsanız, kameradan şu koku size geçebiliyor olsa, efsane güzel kokuyorlar. Walt Disney serisi. Oldukça tatlı ambalajı var. Üzerlerinde Minnie ve Mickey var ve inanılmaz güzel kokuyor. Gratislerden bu markaya bakabilirsiniz. Gelelim son kutuya. Son kutu ise yine geçen hafta gittiğim bir lansmandan bize hediye edilmiş bir kutu. Lansmanla ilgili tüm detayları aslında Instagram hikayeden paylaştım ama kutuyu beraber açalım istedim. Neutrogena bize harika bir etkinliğe çağırdı. Sedef Avcı'nın marka yüzü olduğunu hep beraber duyurdular. Ve bize böyle bir kutu hediye ettiler. Şimdi beraber açalım. Umarım gösterebiliyorum. Önce etkinlikte çekildiğim fotoğrafı da içine koymuşum. Çok güzel bir foto booth vardı orada. Güzel bir fotoğraf çekildik. Sonra bir tane Citrus nemlendirici. Hem cildi şehrin etkilerine karşı koruyor, hem nemlendirici özelliği var. Hem içinde güneş koruyucu var, hem aynı zamanda makyaj bazı olarak kullanılabiliyor. Bir tane yorgunluk karşıtı göz kremi. Buna çok ihtiyacım var. İnanılmaz yorgun görünüyor çoğu zaman gözlerim çünkü. Bir tane ise yüz yıkama jeli. Üçünün de özelliği yoğun nem vermeleri. Yüz yıkama jelini daha önce denedim, ben bayılmıştım. Benim cildim çok kuru, bütün jeller çok kurutuyor. Bu hiç öyle bir şey yapmıyor. Diğer ikisini de çok merak ediyorum, en yakın zamanda deneyeceğim. Bir tane de böyle çok düşünceli ve çok sevimli bir hediyeleri daha var. Serinin adı Hydro Boost. Üzerinde Hydro Boost yazan bir tane soluk var. İçinde ayrı bir bölmesi var isterseniz, yani meyve nane koyabileceğiniz. Su ihtiyacımızı hiç unutmamışlar. Buradan da karşılamamız için böyle tatlı bir hediye koymuşlar içine. Oldukça düşünceli bir paket. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mua.